Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde bütçemizi yapalım, yani aile bütçemizi oluşturalım ve buna göre aile bütçemiz sonrasında da tasarruf yapalım. Bu konuyu ele alacağız. Bütçe ve tasarruf konusunu detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Dersimize geçmeden önce umarım kanalıma abonesinizdir. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurularımdan haberdar olabiliyorsunuz. Abone olduktan sonra sevgili öğrenciler izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Evet, şimdi dersimize geçelim. İhtiyaçlarımızı karşılamak için kullanılan kaynaklardan biri paradır sevgili öğrenciler. Para, mal ve hizmet alışverişinde kullanılan kağıt veya metal maddeden yapılan bir değişim aracıdır. Kağıt paraya banknot diyoruz. Metal paraya da madeni para diyoruz. Bir ailenin belli bir süre için giderlerine, gelirlerine göre ayarlama planına aile bütçesi denir. Giderlerini gelirine göre ayarlamadır aile bütçesi sevgili öğrenciler. Giderlerini gelirine göre ayarlama. Buna aile bütçesi diyoruz. Tekrar ettim. Ailemizin kazandığı paralar gelir, harcadığı paralar ise gider olarak adlandırılır sevgili öğrenciler. Ailemizin istek ve ihtiyaçları karşılanırken ailenin gelir ve giderleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bir bütçe planında paranın bir kısmı zorunlu ihtiyaçlar için kullanılır ve geriye kalan parayla da istekler karşılanır. Görmüş olduğunuz bir aile bütçesi var sevgili öğrenciler. Aşağıda anne ve babanın ikisinin birden çalıştığı Kaya Alp ailesinin Mart ayı içinde yaptığı aile bütçesi planı verilmiştir. Bunu inceleyelim isterseniz. Baba 1100 lira maaş alıyor, anne 700 lira maaş alıyor. Ailenin toplam geliri 1800 liradır. Yani gelirler 1800 lira. Ev kirası için 550 lira ödüyorlar. Giderler kısmına geçtik. Mutfak masrafı 400 lira, giyim 110 lira, eğitim 120 lira, sağlık 40 lira, faturalar 160, ulaşıma 150 lira harcamışlar, eğlenceye 50 lira harcamışlar. Toplam giderler 1580 lira. Ailenin 1800 lira gelirinden gideri çıkardığımızda ise 220 lira kalan paradır. Bu kalan para da tasarruf aile bütçesinden sonra edilen tasarrufu göstermektedir sevgili öğrenciler. Yine bir örnek bütçe daha görmektesiniz. Bu ailenin geliri de 3000 liradır. Giderleri de aşağıda görmektesiniz. Evet. Annenin babanın maaşı ne yapmış? Faturalar, gıda, giyim, ısınma, ulaşım, tasarruf, eğitim, harçlık, tatile gitmiştir. İkisinin maaşı gelir. Diğer aşağıdakiler de ısınma gibi giderleri oluşturur. Evet, şimdi soruları cevaplayabiliriz. Ailenin gelirleri nelerdir diyor. Tabloya baktığımızda anne ve babanın maaşının ailenin gelirleri olduğunu görüyoruz. Ailenin giderleri nelerdir diyor. Faturalar varmış, tatil masrafı, eğitim masrafı, tasarruf, bir miktar tasarruf varmış. Ulaşım masrafı, ısınma, giyim, gıda ailenin giderleri arasındadır. Aile bütçesi hangi aylar için yazılmış olabilir diyor. Tatil masraf olduğuna göre yaz ayları için olabilir mi? Bakayım. Hangi aylar için yazılmış olabilir? Ama ısınma olduğuna göre kış aylarıdır değil mi? Kış ayları için yazılmıştır. İyilik eden iyilik bürokratisinde geçen ifadenin karşılığı aile bütçesinde nasıl yer almıştır? Aile bütçesinde paylaşım dediği bir miktar var. Bu da işte birilerine yardım edilmiştir bütçeden. Bu da iyilik eden iyilik bulur atasözünde geçen ifadenin karşılığı bu aile bütçesinde yer bulmuştur. Yardımlaşmayı da aile bütçesinde bir pay ayrılmıştır. Aile tasarruf için hangi giderlerini azaltmalıdır? Tasarruf için aile burada hangisini azaltabilir sevgili öğrenciler? Tatil masrafını azaltabilir.
Faturaları düşük gelmesi için tasarruf yapabilir. Elektrik, su, internet gibi diğer faturaları düşürebilir. Aynı zamanda giyimde aşırı giyim alımını azaltarak ihtiyaç dışına çıkmadan tasarruf edilebilir. Gelirin bir kısmı neden tasarruf ayrılmalıdır? Çünkü zor günler için bir köşede bir paramızın olması gerekir. Harcamalar aile bütçesine göre yapılmazsa ailenin maddi durumu kötüleşir, borç almak zorunda kalınır sevgili öğrenciler. Zorunlu ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra önem sırasına göre sosyal ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz karşılanmalıdır. Sosyal ihtiyaçlarımız nelerdir? Tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek, konsere gitmek, pikniğe gitmek, ne bileyim, kitap okumak, müzik aletleri almak gibi, müzikli yerlere gitmek gibi. Bunlar sosyal ihtiyaçlarımız arasındadır. İhtiyaçlarımız sınırsızdır ama imkanlarımız sınırlıdır sevgili öğrenciler. İhtiyaçlarımıza ve isteklerimize istediğimiz zaman sahip olamayabiliriz. Çünkü gelirimiz ihtiyaçlarımızı almaya yetmeyebilir. Bu yüzden aile bütçesine göre hareket etmeliyiz. İhtiyaçlarımızı önem sırasına göre sıralamalıyız. Aile bütçesinin hazırlanması ile sevgili öğrenciler, aile bireyleri ailenin gelir ve giderleri hakkında bilgi sahibi olurlar. İhtiyaçlar öncelik sırasına göre belirlenir. Çocuklar parasının değerini daha iyi anlar. Aile bütçesine daha çok üreterek ve gereksiz tüketimden kaçınarak katkı sağlanır. Aile üretimi çalışıp para kazanarak, planlı yaşayarak ve genel masrafları en ucuza getirerek artırırız. Aile tüketimi aşırı ve gereksiz harcamaları yapmayarak, ev eşyalarını iyi kullanarak, elektrik, su, telefonu ve doğalgazı gereksiz kullanmayarak azaltabiliriz. Böylece tasarruf yaparken birikim de yapmış oluruz sevgili öğrenciler. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.